Bundesliga 101'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Öner, yanımda Gencer var. Gencer hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi bakalım kaçıncı hafta? Şey 24. soru klasikleşti gibi artık. Haftaya ilginç bir sonuçla başladık. Yani ben şimdi kaç zamandır konuşuyoruz ama ben bu puan kaybını beklemiyordum. Yalan yok. Yani Freiburg deplasmanında Bayern Münih'in ne kadar kötü olursa olsun puan kaybedeceğini düşünmüyordum. Ama oldu. Yani her ne kadar Freiburg öne geçse de sonradan Bayern Münih beraberliği de yakaladı. Sonra öne de geçti ama Öne de skoru geçti. koruyamadılar. İşin ilginci Kane gol atamadı. Çok ilginç. Uzun zaman sonra Musiala dışında sonunda birinin gol attığını gördük. Yani Kasım'dan bu yana. Hücum anlamında diyorum tabii. Yani şeyler defans oyuncularından işte orta sahanın gerisinde oynayan oyunculardan şeyler görüyorlardı. Nasıl diyeyim, gol katkısı alabiliyorlardı. İşte stoperlerden, ön liberolardan, kimi zaman beklerden skor katkısı gelebiliyordu ama hücum kısmından skor katkısı gelmiyordu. Tel bu şeyi bozdu. Sonra zaten Musiala takımı öne geçti. Ama ya burada benim vurgulamak istediğim şey, yani Freiburg berabere kaldı ama ya iki gol de çok, yani hani jeneriklik gol ya. Yani hani bir daha at desen atılamayacak goller. Hani Günter'in füzesi diyeyim, yani bayağı füze çünkü. Höller'in de yani attığı gol, ben o tip golleri şeyden falan atıyorum, böyle Şevçenko falan atardı böyle acayip golleri falan eskiden. Yani hiç Höller'den beklenmeyecek bir gol. Hatta o kadar beklemedi ki Neuer hareketlenmedi bile yani. Nasıl bir kafaya bürünürse muhtemelen dışarı gidiyor falan diye düşündüm. Böyle topla birlikte böyle bir ağır çekimde topun böyle kaleye girişini falan hissediyor. Böyle kafayı arkaya çeviriyor. Ya kötü bir puan kaybı ama yani zaten Bayern Münih'in biraz takati de kalmamış gibi. Yani bu şey de oyuncuları pek olumlu etkiledi diyemeyiz. Yani Tuchel evet gidecek ama sezon sonu gidecek. Oyuncular da yani falan, hani bir şey değişmiyor çünkü. Diğer taraftan da sezon sonu gidecekse bu adam, yani bir şey yapamıyoruz bunu, niye şimdiden gitmiyor tarzı bir durum da var. Tuchel'in zaten açıklamaları aynen devam ediyor. Yani işte yapıyoruz ediyoruz, olmuyor. Ama şimdi düşündüğü zaman şey de yok. Mesela 9 tane kaleye bulan şut var. 21 şut çekmişsiniz. Rakip de 17 şut çekmiş. Ama artık mesela şimdi önceden XG'yi savunuyordu. Hani böyle işte 3.60 bilmem ne üretmişiz, bir gol atmışız. İşte olmuyor, olmuyor. 1.63 bu sefer. Yani 1.63'ten 2 gol çıkarmışsın. Biraz üretkenlik problemi de devam ediyor. Şimdi konuşulan da şey, Lazio maçındaki duruma göre bakacaklarmış. Yani Lazio'ya elenmesi halinde Bayern Münih'in Tuval muhtemelen tazminat şeyine, koleksiyonuna bir tazminat daha ekleyerek Bayern Münih'ten ayrılacak. İşte böyle çentik atacak. Paris Saint-Germain okey. Chelsea okey. Bayern Münih okey. Seneye de bir Barcelona yaparız. Bir de Ha, o hangi oradan lig kaldı geride? bir tane de oradan falan diye böyle. Sonra artık kendini bir İtalya'ya mı atar? Nereye atar bilmiyorum. Şu an yani çünkü 3 tane ligi cebe koyacak gibi. Yani İngiltere, şey Fransa, İngiltere'den sonra Almanya'da cebe koyup bir de İspanya'dan tazminat aldı mı ondan sonra bir bakarız. Belki işte Milan'dır, Juventus'tur, Napoli'dir bir yerlerde. Serie A'yı da çentikleriz. Şeyin serisi var ya Ancelotti'nin, böyle nerede 5 büyük ligin hepsinde şampiyon oldu falan. Tuchel de 5 büyük ligin hepsinden tazminat alan hoca Alalım. olarak tarihe geçebilir. Böyle bir şey de görebiliriz. Sana sorayım, sen maçı nasıl buldun? Bir de sen de bu puan kaybını bekliyor muydun? Yani Freiburg'un bu geri dönüşü 2-2 bulması çok muhtemel miydi senin için de? Yani açık söyleyeyim, ben sene sonuna kadar Münih'ten daha çok puan kaybı bekliyorum. Eğer ki hani Tuchel gitmezse. Önce Tuchel konusuna açıklık getireyim. Biz geçen sene sonuna doğru geldiğinden beri sene sonunda, bu sezonun başında dedik ki bu hocayla bir sezon gitmez. Yani geçtiğimiz yılın sonunda da o son maç Mainz'in sürprizi olmasa zaten elinde tutamamıştı şampiyonluğu. Zaten vermişti. Tuchel'in aldığı değil, Mainz'in verdiği, Dortmund'un hediye ettiği bir şampiyonlukla bu sene de takım başında kaldı. Kötü gidişe rağmen, bence defalarca söylenmesine rağmen, bizim tarafımızdan, başkaları tarafından, hocanın oyuncularla bir türlü geçinememesi, hocanın kimseyle geçinememesi, rakip antrenörle de. Yani geçmişi maalesef böyle şey anlaşmazlıklarla dolu. Olmayacağını söylüyorduk. Ben gitmemesi durumunda daha çok puan kaybı bekliyorum ama
Freiburg'un böyle oynamasını beklemiyordum. Freiburg'un öne geçmesini beklemiyordum. İkincisi Freiburg yani maç döndükten sonra tekrar beraberliği yakalamasını hiç beklemiyordum. Yani adeta Freiburg değil böyle formda bir Gladbach gibi Münih karşısında formda bir Gladbach gibi oynadı. Hakikaten iki tane çok şeneklik gol. Höller'in golü resmen Münih'e tokat gibi indi. Münih'te şimdi ama hata yani sadece Tuchel'de değil. Yani onun tabii çok büyük payı var ama ben şunu da görmüyorum. Yani şimdi sahaya baktığın zaman ilk çıkan 11'e şimdi Tel tamam genç bir oyuncu. Musiala genç bir oyuncu ama yani kalede Neuer gibi ki Neuer ben bu haftanın iyilerine yazacağım yani açık açık. Yani şampiyon kimlikli bir oyuncu var. Kimmich gibi, Goretzka gibi, Müller gibi. Harry Kane yani şampiyon kimliği henüz yok ama hani büyük takımlarda oynamış bu stresi kaldırabilecek oyuncular var. Yani yeri geldiğinde eğer gerçekten bu kadar lige damga vurmuş bir takımsan bazen sahadaki oyunculardan karakterli olanlar takımı sırtlar. Sahada da kalmamış. Yani oyuncular da tamamen salmış durumda. Artık başarıya doymuştuk mu dersin? Formsuzluk mu dersin? Yani sahada da böyle oyunculardan bir isyan görmüyoruz. Tamamen salınmış. Bir kere Münih şu kimliğini kaybetmiş. Tamamen bir kontra atak takımı gibi oynuyor Münih. Yani eskiden Münih ataklarını izlerken 3-4 sene önce Lewandowski'li böyle full kadro Gnabry'nin formda olduğu hani ya 8 kişi ileri çıkar. Yani böyle blok halinde 8 kişi ileri gider, 8 kişi geri gelirdi. Şimdi Münih kontraya çıkıyor. Bir anda 2-2 yakalıyorlar, 3-3 yakalıyorlar rakibi. Yani bununla gol bulmaya çalışıyorlar ki bu Münih kimliğinden çok uzak. Yani Tuchel resmen bir yılda, geçtiğimiz yıl sonunda da geldi 10 maç mı? Gene bu civar tam gelmişti. Yani geldiğinden beri tam 34-35 maçta takımın kimliğini de bozdu. Oyuncuları suçlamaktan zaten yani beter oldu. Yani her maç işte istediklerimizi yapamadık, sahaya yansıtamadık. Yani üstü kapalı sürekli oyunculara bir gönderme. Oyunculardan da işte bir planımız yoktu. Yani ne yapacağımızı bilmeden çıkıyoruz gibi cevaplar. Yani kazan kaynıyor. Onun dışında istatistiklere baktığın zaman da aynı şekilde yani Münih'in kalesine 17 şut gelmiş. Yani 6 kaleyi bulmuş ama 17 şut. En son ne zaman Münih 17 şut imkanı verdi rakiplerine ben hatırlamıyorum. Yani her hafta bir rekorlar kırılıyor. Tersine rekorlar bu sefer. Münih rakiplerine çok şut imkanı veriyor. Çok gol pozisyonu, XG veriyor. Ki Neuer olmasa mesela ilk yenen gol 3. net şut. Yani böyle Evet. 15 saniyede 3 tane net şut geldi. 3.'sü artık gol oldu. O da jenerikli yetişemedi artık oraya uzanamadı. Yani Neuer olmasa çok felaket bir yere gidebilirdi maç. Yani karakter koyan tek oyuncu oydu diyebilirim. Ki diğer yani golleri atan ve yani isteyen maçı isteyen diğer iki oyuncu da genç diye tabir ettiğim Tel ve Musial oldu. Yani Münih tamamen kimliğini kaybetmiş bir görüntüdeydi. 10 maç kala da puan farkı da 10'a çıktı. Artık buradan dönmesini ben çok zor görüyorum. Münih'e geçmiş olsun diyelim. Hakikaten o yıl bu yıl olacak gibi duruyor. Çünkü Münih'te o ışık da yok yani ben toparlayacağını da düşünmüyorum. Ama Freiburg'u da tebrik edelim. Ben Freiburg'dan bu performansı beklemiyordum. Münih'ten kötü performans bekliyordum ama Freiburg'dan bunu beklemiyordum. Ya şey de var, biraz insanlar da artık bunu söylemeye başladı. Yani şu anki Bayern Münih'ten artık kimse korkmuyor. Korkmuyor. Öyle bir hava artık öyle şey. Bir yerden sonra çünkü bugüne kadarki her maçta kimle oynadılarsa oynasın, her takım gol attıktan sonra zaten bir şekilde Bayern gol atacak diye hep çok tedirgin, hep panik halinde oynuyorlardı. Şu an o 2-1 geriye düşmesine rağmen bir şekilde gol buldu hani Freiburg. Ve sonrasında da belki zorlasa belki bir gol daha çıkarabilirdi, belli olmaz ama. Yani Freiburg'un bir de iyi durumda olmazken gelip Bayern'den puan kopartması da ilginçti. O da benim çok böyle kafama yatmayan işlerden biri. Yani durum tahmin ettiğimizden daha da kötünün bir kanıtı. Union Berlin Dortmund maçına geçeyim. Union Berlin 4 maçtır kaybetmiyordu. Dortmund'a kaybedesi geldi. Yani gol gelene kadar Union Berlin'in pozisyonları var. Olurbach özellikle ben haftanın kötüleri arasına yazdım. Yani girilen pozisyonların bitmemesi sonucu doğru düzgün bir XG de sağlayamadı ama belki de o şutlar atılsa ciddi pozisyonlar buldu. Mesela Voland'ın da bir şutunu Maier çıkardı. Her ne kadar üstüne gelse de yine iyi bir kurtarış. Yani Union Berlin pozisyona girip kaçırdıkça Dortmund'un ihtimali artıyordu. Zaten Adeyemi çok acayip bir gol attı. 41. dakikada. Sonra zaten dönemedi Union Berlin. 90'da da zaten savunmada hata yapan kimdi hatırlamıyorum. Yani görmedim.
O topu kaptıran oyuncu Diego Leite miydi? Vogt muydu? Şey, gerçi Leite çıkmış da kim girdi onun yerine? Gerçi bir savunma oyuncusu girmemiş herhalde. Muhtemelen savunmada top kaptıran Vogt galiba. Olabilir. Çünkü böyle bir sarışın gibi böyle beyaz tenli bir oyuncu gördüm de bomboş Mahsen gitti attı zaten golü. Ya Union Berlin'la şanssız bir mağlubiyet. Yani belki bulduğu pozisyonları değerlendirebilse işin rengi de değişecek. Çünkü Dortmund'un savunmasının sıkıntılarını biliyoruz. Çok ciddi hatalar da yapıyorlar. Hücumda da zaman zaman gol bulamadıklarını görüyoruz. Bence yani şeysiz nasıl diyeyim? Union Berlin için şanssız bir maç. Dortmund için şanslı bir maç. Yani istatistiklerde de öyle aman aman müthiş bir Dortmund üstünlüğü yok yani. Hani 13 şut ve Union Berlin, 12 şut Dortmund. Hani bir toplu oynamada 59'a 41 var. XG'de de 1.28 Dortmund, 1.05 Union Berlin. Hani çok bir arada ciddi farklar yok. Kornerler bile 8'e 7 yani. Ben çok bir şey anlayamadım maçtan. O yüzden sana vereyim. Bu Dortmund'un şanslı galibiyetinde sen Dortmund'u nasıl buldun? Şimdi yalan olmasın. Bence bu da Dortmund'un galibiyeti değil. Tamamen Union Berlin'in mağlubiyeti. Şimdi bu maçın istatistiklerine baktıktan sonra merak edip geçmiş birkaç maçına daha baktım Union Berlin'in. Kaybettiği maçlara da son 4 maç hariç kaybettiği maçlara da. Her maç aslında kafa kafaya bakıyorsun. Gol beklentisi rakibe yakın. Şut sayısı yakın. Toplu oynaması yakın. Ya buradan şu ortaya çıkıyor. Niye yenilirsin? Altından çok yediğin için. Şeylere de baktığın zaman çok gollü maçları olmuyor Union Berlin. Genelde gol atamadığı için. Yani kaybettiği maçlarda böyle 3-2, işte 4-2, 2-1 yenilmiyor. Hep sıfıra karşı genelde yeniliyor. Burada da Union Berlin'in bitiricilik olarak çok büyük eksiği olduğu ortaya çıkıyor. Yani takımın en hani net şu an bitirici ayağı Volant. Ki Volant böyle hiç planda yokken havadan geldi. O da düşüşteyken geldi. Union Berlin'in sıkıntısı gol atamamak. Çünkü bakıyorsun gene gol beklentileri neredeyse kafa kafaya. Daha çok şut atmış hatta Union Berlin Dortmund'dan kaleye. Ama bir türlü gole ulaşamıyor. Union Berlin'in sorunu bu. Dortmund için tamamen bir antrenman maçı gibi geçti. Böyle Adeyemi uzun zaman sonra net 11'de gördük. Mahsen hani değil mi? Adeta böyle paslara B takımla oynar gibi rahat oynadı. Top kaptı rakiplerden, şutlar denedi. Yani ki bir iki hafta önceki programda yerdik yani bu oyuncu Dortmund oyuncusu değil diye. Çok kolay ataklara çıkıldı. Fülkuruk havada seken top 3 saniye bekleyip rahat vuruşlar yaptı. Kimse gelip müdahale etmedi. Yani Union Berlin'in gidişi kötü. Yani Utsu hocam gitti gideli. Hani Bielsa bir türlü yeni bir şey kuramadı. O şeyi toparlayamadı. Dolayısıyla bu Union Berlin'in kaybettiği bir maç olarak ben deftere yazıyorum. Ama tabii Dortmund açısından iyi oldu. Ama Dortmund'da herhangi bir iddiası olmadığı hani 20 puan falan geride olduğu için 10 maç kaldı. 3 hafta sonra zaten matematik olarak imkanı da kalmayacak. Onlar için bir antrenman maçı tadında geçti. Şimdi Dortmund da son haftalarda aslında iyi idare ediyor durumu. Gene kaybettiği, puan kaybettiği maçlar oluyor ama yani ters işte de şunu görüyoruz. Şu an baskı kalktığı için Dortmund daha net galibiyetler alıyor, rahat galibiyetler. Demek ki ters iş daha bu üst seviyeleri stresi kaldıracak bir hoca değil henüz. En büyük eksisini ben o olarak görüyorum bu sezon içindeki gelişmeler o kadar. Çünkü kafa kafaya yarış varken çok anlamsız puanlar kaybedildi. Şimdi çok hiç gereksiz havadan puanlar toplanıyor. Hiçbir amaç yokken. Yani Terzi için biraz daha pişmeye ihtiyacı varmış. Onu gördük. Yani büyük şeye gelmeden önce belki biraz daha orta seviye takımlarda yukarıları zorlayacak o orta seviye stresle denemesi, onu kazanması kendisi adına iyi olabilir. Çünkü büyük maçları kaldıramadı. Onu gördük. Şeyde Monopoly oynarken bir tane kart çıkardı böyle şey diye. Hapse düşersen direkt çıkıyorsun o kartı diye. Terzi için de koltuğu sallantıdayken hep böyle oluyor. Yani ne zaman işte Union Berlin maçından sonra kovulabilir haberi çıkmıştı hemen Union Berlin maçı kazanıldı. Geçen sene de bu mevcuttu. Ligin ilk başında işte o kötü gidiş bilmem ne falan. Sonra bir anda zart diye toparladı. Bu sezon da böyle sezon başı yine böyle bir sallantıda oldu. Hop, bir tane daha galibiyet falan. Yani böyle bayağı bir hapisten çık kartı biriktirmiş gibi böyle gerektiği zaman kullanıyor. Bir diğer maç Bochum kendi evinde Leipzig'e 4-1 kaybetti. Hani öne geçmesine rağmen sonradan yenen 4 gol. Zaten ilk yarı 1-1, ikinci yarı 4 dakikada 3 gol. Yani Openda, Ordets, Poulsen. İşin ilginç tarafı
tek forvet çıktı bu seferler. Her ne kadar 4-4-2 gibi gösterse de yani Baumgartner'in bir santrafor olmadığını biliyoruz. Sadece ileride Şeşko ile çıktı. Orta sahada bu sefer Seyvold oynadı. Kadroda yoktu Schlager. Kampl'ın da bana biraz ilginç geldi. Elif Elmas hala ilk 11'e tam olarak giremiyor. O da ilginç bence. Çünkü orta saha bu kadar sallantılıyken onu düşünmemesi biraz hani yeni bir lige adapte olmasında mı bir problem yaşıyor? Onu da düşündürtüyor. Diğer taraftan şey de çok kötüydü yani bu Kvartengin kırmızısı. Topu kaptırdın diye de arkadaş yani. Bu hafta birkaç tane ben Kırmızı, aslında evet. kötülerini not aldım. Kvartenk bir Aynen. tanesi. Birkaç tane böyle yani ayıplanacak kırmızı kart oldu. Bir tanesi de buydu hakikaten. Diğer taraftan da dağlara taşlara çekilen şut sayıları yani toplamda 18 şut dışarı atılmış. 12'si bomdan, kaleyi tutan da iki tarafın toplamda 4'er şuttan 8 şutu var. Bu yüzden XG'lerin bir tık daha düşük alan. Yani 1.95'ten 4 gol. Diğer taraf bomda da 1.13'ten 1 gol görüyoruz. İşin bir ilginç tarafı Bochum Leipzig'ten daha az koşuyor. 114.4 yani çok ciddi düşük bir rakam. Aslına bakarsan yani 86'da gördüler kırmızıyı ki o kadar müthiş derecede bir koşu mesafesini etkileyecek bir durum değil. Leipzig için iyi bir galibiyet, önemli bir galibiyet. Çok sıkıntılı gidiyorlardı. Hele de bu hafta Freiburg'u gördükten sonra geçen hafta Bayern Münih'e yenilmiş olmalarının sıkıntısı daha büyük oldu. Yani onlar adına. Rose de biraz tartışılmaya başlanmıştı ki Şampiyonlar Ligi durumu da tehlikede. Bakalım neler olacak. Yani bu hafta biraz hocaların rahatlama haftası gibi oldu tepedeki hocaların tuvali saymazsak diyeyim. Sana vereyim sen de Leipzig'i nasıl buldun? Kesinlikle Elif Elmas konusuna katılıyorum. Yani öyle deniyor. Onu özellikle bu haftada 11'de başlamayıp ama sonradan girince merak edip biraz şeyi baktım. Hani sorulan sorular arasında var. Hani düşünüyor musunuz 11 oyuncusu gibi? İşte dediğim gibi henüz hazır değil yorumları yapılmış. Biraz daha adapte olması lazım. Tabii ki başka bir lige gelince bambaşka bir oyun. İşte oyuncuların yıllar içinde lig değiştirince mesela aynı ligde başka takıma giden oyuncuların daha da parladığını gördük. Ama lig değiştirince çok uçan oyuncuların kaybolduğunu, ezildiğini de gördük. Çünkü İspanya'da uçan kaçan bir oyuncu. Yani bir anda İtalya ligine gidince sert böyle birbirini ayağına basan, omuz atan, birbirine kafa atan oyuncuların arasında yok olduğunu da gördük oyuncuların. Ya da Hollanda'da çok çıkış yakalayıp da sonra İngiltere'ye gidip o tempoyu kaldıramayan oyuncular olduğunu da gördük. Ama Elif Elmas zaten fizikli. Yani gücüyle, temposuyla iş yapan bir oyuncu. Yani ne kadar hazır olması ne kadar sürebilir? Ki zaten eksiği fiziği değilse bu adamı oynatacaksın ki adapte olsun. Oynatmadan adapte olmaz. Ki orta sahada yani Haidara'nın, Seyvald'ın bu kadar kullanıldığı bir durumda ben büyük kayıp görüyorum yani Elif Elmas'ın değerlendirilmesini. O konuda şeye katılıyorum yani ben de daha çok süre bulması gerektiğini yani birkaç maç 11'de denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani evet maç bir anda koptu. Kafa kafaya giderken bir anda 3-4 dakika arayla gelen peş peşe 3 gol maçı kopardı. Yoksa Leipzig adına dediğim gibi hocayı rahatlatan bir maç oldu. Ters gidebilirdi işte. Şeşko ile evet çıktı. Baumgartner tercihini ben ilginç buldum. Evet. Yani normalde çünkü Openda bayağıdır oynuyor. Hani nasıl bir rotasyon? Yani niye böyle bir şey yapıldı? Ben de anlamıyorum açıkçası. Çünkü tamam yani bir Real Madrid maçı var ama yarın oynayacakları. Yani ne kadar hani benim hala umudum var mı diyor bilmiyorum artık. Onu düşünerek böyle bir şey yaptıysa kumarı tuttu diyelim ama gene de Real Madrid'e karşı ben şansları çok yüksek görmüyorum. Dünyanın en iyi kalecisi iyileştikten sonra yani o da yediği gol efsaneydi bu arada. Onu da haftanın kötüleri arasına alacağız. Yani hiç defanstan hani kontrpiyede bırakacak bir şey yok. Üstüne geleni çelememesi. Üzerine konuşacağız onu da. Yani Bochum üzerine çok söyleyecek bir şey. O kadar kötü ki Bochum şöyle söyleyeyim. Renk ve arma da benzediği için Darmstadt'ın Bochum'u ayıramıyorum bu sezon. Yani ikisi de çok kötü. Çünkü Bochum'un hakikaten ileride mesela Polter gibi, Asano gibi böyle net bir şeyi varken Pantovic gibi orta sahadan gol ortalaması 55 metre olan oyuncular. Hepsini gönderip yerlerine oyuncu alınmaması neredeyse.
Tabii ki onları aşağı çekiyor. Bir de Thomas Reis'in gidişinden sonra takımda o hız kalmadı zaten. Aynı Köln'de Baumgart'ın gidişinden sonra. Yani kenarda isyan görmeyince oyunculara da yansımıyor. Dolayısıyla Bochum'da çok varlık gösteremedi. 86'daki Kvartengin hareketine zaten haftanın kötülerinde daha net değineceğim bir iki arkadaşla yanına ekleyerek. Sıradaki maç Wolfsburg Stuttgart. Yani maçı bilmiyorum. Yani 90 dakika tam anlamıyla böyle rahatça izledim ama hayatımda gördüğüm en ilginç maçlardan biriydi yani. Hani böyle hiç olmayan şeylerden goller falan çıktı, böyle hiç beklemediğin anda goller falan oldu. Hele şey, zaten hani Mehle'nin golü oldu. Lan ne biçim vurdu? O top oradan nasıl geçti? Oradan nasıl girdi falan diye bakarken şey, böyle kamera bir döndü böyle, penaltı yani, daha kamera bile yakalayamadı falan. Ne oldu abi falan derken, hani bir penaltı öyle, penaltıydı da böyle değildi falan diye. Sonra bir anda skor 2-1'e geldi. Wagnoman'ın bir golü vardı. Ofsayt sebebi de sayılmadı. O da çok tartışıldı. Yok omzu önde, yok aslında geride. Öbürünün ayağı, birinin burnunun ucu falan derken Wagnoman'ın golü sayılmadı. Sonra tekrar Wagnoman golünü attı. Sonra Emmecan'ın golü çok da böyle teselden öteye geçemedi. Ben bu kadar tartışılan hoca arasında Kovac'ın hala nasıl orada oturabildiğini çözemiyorum. Çünkü yani potanın üstündeki 3-4 takımın puanı aynı ve onlardan biri Wolfsburg. Sadece averajla yukarıda duruyorlar. Yani 13. sırada var, yanlış hatırlamıyorsam. Yani tek sebebi averaj. Yani averajın iyi falan. Yani bu durumda Kovac orada nasıl oturabiliyor? Bir de şey de böyle ilk 11'ler çıkınca böyle şey almıştım. Gördüm, böyle bir screenshot aldım. Yedekteki forvetler Amin Sar, Lucas Enmecha, Thiago Tomás, Jonas Wind. Sağda kim var peki? Behrens. Yani hani bu şey demek, bana paramı verin ben gideyim ya, bana tazminatımı verin demek gibi bir şey. İşte geçen hafta sana söylüyordum. Yok Wind'i arkasına koyuyor. Kardeşim bu ne böyle, forvet adamı ne, manyak etti. Bu sefer sahaya bile çıkartmadı yani, o derece. Bu nasıl bir Behrens hastalığıdır? Bilmiyorum. Union Berlin bir de sonradan akıllandı. Dedi ki ya zaten oynatmayacağım, bari göndereyim. Para da kazandılar bundan. Yani 32-33 yaşında adamdan para da kazandı. Burada da onların başarısı. Bu sefer de Wolfsburg'un başına bela oldu. Yani Stuttgart'ın da çok önemli bir galibiyet. Giresun'un çok iyi döndüğünü söyleyemeyeceğim. O kupa öncesi, Afrika Kupası önceki sakatlığın şeyini hala atlatamamış üzerinden. O yüzden Deniz Ündav yokken böyle Stuttgart'ların tırnak yemesi de biraz doğal oluyor. O da neyse ki bu hafta yedekler arasındaydı. Sonradan dahil oldu. Silas da döndü. Yani Stuttgart biraz daha toparlayacak gibi ama yine savunmada sıkıntılar devam ediyor. Yani savunmada gene ciddi hataları görüyoruz. Ama Stuttgart bir şekilde bu maçı kazanmayı bildi. Sana sorayım. Şimdi Bayern Münih'in de puan kaybetmesini Stuttgart puan farkında dörde indirdi yanlış bilmiyorsam. Bir ikinciliği de zorluyorlar gibi. Hani böyle Bayern Münih şampiyonluğu kaybetti derken ikinciliği de kaybeder mi sence, böyle gidersin? Yani kaybedebilir. Duel'in ne kadar kalacağına bakıyor. Hani bir ikincilik yarışı deyince hemen Türkiye Ligi'nde Şampiyonlar Ligi diyesi geliyor. Adamların dördüncüsü bile gittiği için çok rahatlar. Yani o yüzden yani bir eleme daha oynarız ya falan şeklinde. Yani evet, kadro tercihleri iki takım adına da sıkıntı. Geçen hafta söylemiştim zaten. Behrens fetişi haftanın kötüleri arasına yazmıştım. Bilmiyorum, şuna inanmaya başladım. Behrens lig içinde gittiği her takımla kontratına şey yazıyor. Oynama maddesi koyduruyor bence. Yani oynayacaksam geleceğim. Olabilir. Olabilir. Ama şimdi hakikaten bu yaşta adama da böyle para vermek, almak. Şunu anlarım. Şimdi forvetin olmaz. Mainz'sindir. Hani Burkhardt yok. Ajok gol atamıyor falan. Dersin ki ya iyi kötü banka oynayan adam alayım. Yani ihtiyacım yok. Bochum'sundur. Hiç forvetin yoktur. Alırsın. Ama zaten Jonas Wind gibi bir oyuncum var ileride. Yani net forvetim var ve verim alıyorsun yani. Gol atıyor, attırıyor, pozisyon hazırlıyor. Duvar oluyor gelenlere, top indiriyor, pas veriyor yani. Bir Behrens getir, kesiyorsun. Bir Behrens ne yapıyor? Ceza sahası içinde dolanıyor. Çünkü hedef santrafor şey değil. Yani oyuna katkı veren, ha o da top indiriyor mu? İndiriyor. Fiziği kafası var ama mesela Wind kadar sırtını oyuncuya dayayıp duvar olamıyor. Ancak son vuruşu getireceksin önüne, vuracak, atacak yani. O da ne kadar güvenilir. Yani Hava topu 33'te 3 atacaksın.
Mesela Füllkrug'un da yaşı vardı ki Dortmund aldı. O da cinlerdi. Ama Dortmund'un ihtiyacı vardı. Ve Ve Füllkrug gol kralı zaten yani ha, genel yani olarak ya. artık Füllkrug zaten seni şampiyon yapacak bir oyuncu değil. Yani Füllkrug olan şampiyon olur der misin? Demez. Ama Füllkrug ne yapar sana? Net goller atar. Soru işaretli olmaz. Yani kaleciyle karşı karşıya aldığında o top gol olur. Kafa topu at. Bir de çok hırslı oyuncu Heh, yani yani. koşar. Güçlü oyuncu. Adamın gol sevinci bile böyle biceps pazı gösteriyor adam. Yani Aynen. bence şu an mesela bu sezon Dortmund bu kadar geri kalmasına rağmen Füllkrug parasının hakkını bence fazla fazla verdi. Tabii canım. Ama Behrens'e Yani. niye böyle bir yatırım yapıyor ben anlamıyorum. Yani 90'larda böyle Türkiye Ligi'nde oyuncular vardı. Şimdi isim vermeyeyim yabancı böyle oyuncular. Her sene başka bir Anadolu kulübüne geçerdi. Yani 15 Anadolu kulübünün 15'inde formasıyla fotoğrafı vardır. Yani Behrens'te de onu görüyorum. Yani Wolfsburg'da evet hakikaten Kovac'ın yaptığı bazı şeyler akıl almıyor. Benim de kafamı karıştı. Mesela maça uzun süre takımda iyi oynarken niye bu kadar çok kesildi arka plan? Mesela golü gene o attı. Zaten uzun zamandır bir sakattı. Sakat. Yedek Sakatlamadan önce kulübesindeydi kesmişti. iki maçta galiba. Sakatlamadan önce kesmişti. Ha, Yani evet, sezon başında onda da oynatmıyordu kesmişti. gene. Evet. Ama Wint de çok iyi girmişti sezona. Onun da biraz etkisi Tamam var. ama zaten maça 10 numara sahte 9 gibi hani arkasında oynayabilecek bir oyuncu ki geçen sene de yani Ha, çift banko forvet forvet deneyebilirdi. ha, Evet, bu oynamıyordu konuya aynen. katılıyorum. O yüzden dediğim gibi Wolfsburg tarafı büyük sıkıntı. Behrens geldikten sonra yani şu bazı oyuncu var gelir seni şampiyon yapar. Hiç ortada yokken devre arası. Bazı oyuncu da gelir ahengi bozar. Yani Behrens biraz o şeyde geldi ve takımın ahengini bence bozdu bir tık. Beyaz adam geldi ve her şeyimizi aldı gibi Aynen, oldu. öyle. Soluk benizi geldi. Evet. Şu tarafına bakacak olursak, bence Giras iyi döndü. Sen beğenmedin dedin ama yani net gollerini attı. Mesela ilk Yok, golden golleri kafayı attı vurdu. ama o eski etkinliğini, hani böyle o hücumdaki o liderliğini şey göremiyorum hala. Tabii ben onu dediğim gibi şeye bağlamıyorum. Yani form düşüklüğü şey. Dediğim gibi sene içi bir daha söylüyorum. Her program söylemekten sıkıldım. Sezon ortasına uluslararası kupa koyduğunuz zaman oyuncular çok büyük bir hedef için oraya gidiyor. O turnuva bittikten sonra yaza kadar oyuncunun başka hedefi kalmıyor. Ya yani buraya döndü onu artık o kadar önemsemiyor oyuncu. Ne olur uluslararası yani ülkeler arası turnuvaları yaza koyun. Sezon ortasına ne olur koymayın. Yani ülkeniz elverişli mi değil yazın çok mu sıcak? Başka bir yerde yapın. Dünya Kupası esnasında başka bir yerde yapılmıyor. Başka bir yerde yapın. Yani Kanada'da yapın abi. Madem çok sıcak orası Kanada'da yapın yani. Yani dolayısıyla bir moral düştü olacak. Onun dışında ben yani Milot falan oynadı. Deniz Undav'ın kesilmesine de anlam veremedim. Mesela niye Ama oynamadı şeydi, muhtemelen antrenman kaçırdı. Şeydi yani, kondisyon yetersizdi. Giras? Muhtemelen Yani biraz Deniz da Undav oyuncuyu zaten da korumak istiyorlar. çok koşan ortalığı Bilmiyorum. perişan eden bir oyuncu değil ki. Yani anlık cebinden tavşan çıkarabilen oyunculardan biri. Yani tabela yapan bir oyuncu aslında. İşte Ben biraz daha bilmiyorum. hamle gibi kullandı ama. Bakmadım ama hani tahmin etsem yani çok iyi oynadı, çok gol attı maçlar atsak böyle en çok koşan ilk 5'te görmeyebiliriz Bir de belki Behrens'i gördüyse ilk 11'de, Önes demişti yani. ya, tamam sonra da Yani alsak onu. görüyorum ve artırıyorum. Ama şu tarafta iyi oldu. Öyle ikincilik düşünülebilir. Yani Tuchel kısmında neler olacak bilmiyorum ama yani şey Wolfsburg'da Kovac konusunda bu arada şunu düşünüyorum. Sezon bitsin de öyle bakalım dendiğini. Hani hedef yok çünkü. Düşmeye de çok yakın değiller. Çünkü ben böyle sezon sonuna kadar gelmiş ve hala şampiyonluk kovalamıyorsan ya da düşmeye oynamıyorsan o hocayla bitirmekten. Çünkü değiştiriyorsun. O hoca kısa sürede bir şeyler yapıyor. Sonra iyice kafan karışıyor. Şimdi sezon sonu bu kalmalı mı yoksa bu da mı gitmeli? Dolayısıyla idare edecekler gibi geliyor Kovaç'la. Mehle'nin golü yani Mehle zaten 3-5-2'nin sol kanat beki oynayacak. Bunları yapabilecek bir oyuncu. Çok Bir de güzel siz, hakikaten. senin de zaten sevdiğin oyuncular Sevdiğim bir arasında. oyuncu. Ki bu hafta çok bir sürü jenetik gol oldu. Hepsini listeleyemedim. Bu Hı. da onların arasına girdi. Yani keyifli maçtı. Wagnoman gol attı sayılmadı. Bir daha. Hani Aynen. illa atacağım diye. 12 de güzeldi. Bayağı güzel goller oldu. Giras ilk kafa vuruşta kafayı vurdu. Bakmadan sevinmeye gitti. Kendine o kadar emin ki. Yani bence iyi döndü Giras'ı. Stuttgart'a yaradı onun dönüşü öyle söyleyeyim bu kadar en azından. Ben beklediğimden iyi döndü. Ben daha kötü bekliyordum. Yani ikincilik yarışında ne olur bilmiyorum. Göreceğiz. Yani çünkü Münih Stuttgart'a gitmediği sürece puan kaybetmeye çok açık. O zaman hızlıca toparlayıp Köln Leverkusen maçına geçeceğim. Benim onda çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Yani Leverkusen hiç beklediğim düzeyde oynamıyor. Yani Münih maçından beri çok vasat bir futbol var. Yani bir şekilde skor alıyorlar. Geçen hafta işte Zentner'in hediyesi. Andrei'nin şutunu çıkaramadı. Bu sefer de Tilman takımın 10 kişi bırakarak
Köln'ün direncini erkenden düşürdü. Burada benim katılmayacağım tek konu maçta Erik Martel'in çok sert bir faul oldu. Şeye girse yani topla alakası olmayan ayağına arkadan müdahale etti ve ceza yayının önünde. Ona da kırmızı kart çıkmadı ama muhtemelen hakem şey yapamadı. Yani şimdi ben bunları 9 kişide bırakamam gibi. Değil mi? Ve Tilman'ın kırmızı kartına yayıncı kuruluş falan filan ağırdı falan dedi yani. Hani böyle bariz adamın topla alakası olmayan ayağına ve top da çok uzağındayken gidip bileğine bastığı pozisyona kırmızı kart ağır dediler. Bana tuhaf geldi. Bu hafta çünkü biliyorsun derbide de mesela gelişi kırmızı kart diye bir Omar Colley kırmızı kart gördü mesela. Demek ki Almanya'da gelişi değil yani. Abi bileğe bastı ama o kadar da basmadı canım. Kırmadı sonuçta ya. Ha, ölmedi Falan daha. diye ölmedi Oyna. yani. Hani kırmızı biraz ağır olmuş gibi şey Bak diye görüyorum. ben Martel'e de verirdim muhtemelen. Çünkü yani Virs'in çok ciddi sakatlanma ihtimali de vardı orada. Bayağı da Leverkusen'li oyuncular üzerine yürüdüler Martin. Neden? Köln çok gerildi. Ya o kırmızı karta inanılmaz itiraz ettiler. Ya ben onu anlayamadım. Sonra zaten Frimpong'un golü, Grimaldo'nun golü ama sorsan Leverkusen çok mu hak etti? Ben bir şey diyemeyeceğim yani öyle muhteşem bir şey yapmadı. Yani %73 toplu oynayıp da yani 1.65 gol beklentisi bence çok yetersiz yani. 837 pas yapıyorsun. 6 tane kaleye vuran şut var sadece. 11'i dışarı gitmiş. 1.65 2 gol. Yani çok iyi değil. Grimaldo'yu da ben bu hafta mesela beğenmedim. Gol attı ama Frimpong'la ikisini de iyi görmedim. Şik zaten hiç sağlıyor. Yani Wiss ve Hoffman dışında yani ileride böyle bir şey üretebilecek, yapabilecek oyuncu yok. Sen neler buldun? Bir de Leverkusen önümüzdeki haftalarda bir puan kaybeder mi? Kısaca onu da bir yorumunu merak ediyorum. Valla maç kaldı. Buraya kadar 24 maçı namağlup getirdiler. Böyle götürmek isteyeceklerdir. Beraberlikler olabilir tabii. Ara böyle açıldıkça oyuncularda bir tık rehavet çökecektir. Belki de bu rehavetin sonucunu görüyoruz yani. Yani ne de olsa tamam ya gidiyoruz. Rakip bir de puanını kaybetmiş bana şey haftanın peşin. Bir tık daha rahat çıkıyorlar sahaya. Ona katılıyorum. Ama zaten Xabi Alonso hani gördüğümüz kadarıyla şöyle bir hoca. Böyle bangır bangır rakibi ezecek top oynatan bir hoca değil. Çok düşük Bazı tempo antrenör oynatıyor. vardır. Hani böyle ezer rakibini, maçlarını bir kazanır 4-3, 5-4. Ama şampiyon olamaz. Mesela geçen sene Türkiye Ligi'nde gördük böyle bir hoca. Şöyle göz kırpayım. Hani bangır bangır ezdi rakiplerini, yağdırdı. 4-7, 5 attı ama şampiyon olamadı. Mesela bundan 10-15 sene önce yine Türkiye Ligi'nde bir hoca izledik. Beşiktaş'ın 100. yılında bir hoca izledik. 1-0, 1-0, 1-0. Her maçın ala ala şampiyon oldu mesela bazı takımlar. Çeperoz'u biraz daha buna yakın bir hoca. Sonucu alır. Sen sonuca götürür. Kupa. Ama oturup da izlerken o acayip bir keyif almazsın çoğu maçından. 10 maç oynuyorsa 3'ü çok keyifli geçer. İşte ikisi orta 5'inde de böyle sıkılırsın. Yani tabelaya bakarsın evet kazanmışım ama sıkılırsın. Dolayısıyla biraz orada hocanın parmağı düşünüyorum. Oyuncular da tabii rehavet çöküyor. Kırmızı kart konusunda kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü emsali var aynı maçta var. Sen vermişsin niye şimdi vermiyorsun? İşte orada da biraz Bayern Münih lobisinden çekinme olabilir. Leverkusen'i Ya da şampiyon ben yapacaklar diye açıklamalar gelir diye. Köln'ün sahasında da olduğu için taraftar tepkisiyle falan da Yok buluşamazlar diye taraftar. dalgalanmış. Ben taraftarının mecali yok hiçbir şeye. Ben inanmıyorum öyle bir çok istekli olduklar. Ama işte hani durduk yere hani rakibi doğradı da işte Münih'e karşı cephe aldı denmesin diye belki de hani ne şiş yansın ne kebap. Yani bir tane verdik idare et işte bunu da der gibi. Ki benzer örneklerini farklı liglerde görüyoruz. Zaten kazanıyorsunuz. Niye bir adam dağıtayım diye idare ediliyor bazı durumlar. Yani Leverkusen istediğini aldı. 10 maçta puan kaybı olabilir. Ama yani gene de namalip. Yani yenilmeden en azından şampiyon olmak isteyecekler. O yüzden en fazla beraberlik görüyoruz Leverkusen maçlarında diye düşünüyorum. O zaman iyilerini alalım haftanın hızlıca. İyiler. Yenilmesine rağmen Neuer artı maçta Tel ve Musiala'ya da buradan hakkını verelim. Freiburg hiç beklemediğim performans. Haftanın en iyilerinden. Heidenheim'de Kevin Müller yani çok şanssız bir gol yemesine rağmen yani gene yenilen bir takımın kalesini seçiyorum. Çok iyi pozisyonlar çıkardı. Heidenheim gol atabilse maçı kazanabilirlerdi. Girassi'nin dönüşü yani Leverkusen şampiyon olursa hani bir forvet değil takımın MVP'leri Frimpong ve Grimaldo olacak ne olursa olsun. Seçemiyorum ikisi arasında karar veremiyorum hangisi daha iyi. Bir de BF gene iki gol geçen hafta Dortmund'a atıp maçı getirmişti. Bu hafta da iki gol atıp gene maçı getirdi. Hoffenheim'in momentum kazanması için ihtiyacı vardı. O da genç yaşına rağmen taşıyor takımı şu an. Onu da artlar arasına yazdım.
Ben bir de buraya Augsburg'u ekleyeceğim. 6-0 sezonun Ama performansı olmak için. Darmstadt Yani ama Darmstadt, ama gene de Augsburg'dan 6 gol beklemiyordum yani. 3-0 beklemiyordum. falan daha normal. 3-26 gol beklentisi de Augsburg'dan çok görebileceğimiz bir şey değil. Hani bir de 6 şut 6 gol. Yani kale tutan her şey gol olmuş. O da ilginç bir anekdot. Zaten Demirović inanılmaz oynuyor. Yani onun ben sezon sonu bir transferini bekliyorum. Onu da haftanın iyileri arasına yazdım. Bu hafta dediğin gibi çok güzel goller gördük. Yani özellikle böyle bir tane bile seçemiyorum. Yani çok acayip gollerdi. Çok rahat ilk 5 yaparsın, dışarıda kalan da üzülürsün ya bu Evet, cidden öyle yani. Kötülere girelim. Ben kısaca kötülerimi söyleyeyim, sonra sana vereyim. Çabuk çöken Bochum, özellikle işte Kvaratek kırmızı kartıyla, onu söyleyebilirim. Union Berlin'de Hollerbach, zaten biraz bundan bahsetmiştim. Darmstadt artık tamamen salmış durumdalar. Wolfsburg'da Behrens'i özellikle yazıyorum ama takım olarak da çok beklediğim düzeyde değiller. Köln'ün aşırı agresif tavrı eksiler arasına aldım. Bir de Hoffenheim'in düşüşü. Yani maçtan bir anda koptular. Werder Bremen az daha geri geliyordu. Bu da Hoffenheim'in maçın 90 dakika olmasını hatırlayamamasını eksiler arasına alıyorum. Sana vereyim. Çok hızlıca ben de o zaman yani Kvartenk ve Tillman'ın ikisini kırmızı kart yani rakibi sakatlayacak hareketler çok bilinçli. Hele ki Leipzig maçta bayağı tekme yani adamı indirmek için yakıştıramadım. İki oyuncuyu da eksiler arasına yazdım. Gulaşin'in dünyanın en iyi kalecisinin o kadar uzaktan gelen net topu tutamaması. Union Berlin ve Dortmund ikisi de kötüydü. Çok kötüler maçı. Münih'i zaten söyledim. Kontra takımı oldular resmen. Bir de Bundesliga ekibi Union Berlin maçında Berlin yerine Mainz logosu kullandılar. Hatta şu an YouTube'a gidip özetlere bakarsanız hala Mainz logosu var. Union Berlin maçında. O da hala şey haftanın hataları arasında yer alıyor. O zaman Bundesliga'ya helal olsun diyoruz. Sana da teşekkür ediyorum. Tamam. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.